Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhterem azizler, kaderli dindoşlar, yurttaşlar, muhterem otohallar, muhterem anahallar, Munisa opa singiller. Yurtidan, oilasidan uzoqlarda yurgan musofirlar, butun olamdagi dindoshlar, hammalaringizni xonadoningizga va kaminani xonadoniga, barchalarimizni xonadonimizga Allohning rahmati yog'ilsin. Alloh mag'firatiga olsin. Ha azizlar, bugun insoniyat og'ir imtihonni, og'ir sinovni boshdan o'tkazyapti. Virus kasalligi chiqqandan beri bir necha marotaba bu haqida gapiryapmiz. Va odamlarni albatta vahima qilmaslikka ham chaqirib turibmiz. Bugun ham mana shu haqida gapirmoqchimiz. Azizlar, bugun Alloh taolo bizga ajib bir imkoniyatni beryapti. Bizning qo'limizdan duodan boshqa nima keladi azizlar? Tabib emasmiz biz davolaydigan, lekin ma'naviy tabib ekanmiz. Tabiblar o'zini ishini qilyapti. Qo'lidan kelganicha mutaxassislar o'zini ishini qilyapti. Biz ahli ilmlar esa domlalar azizlar ma'naviy shifokormiz. Shuning uchun biz ham o'zimizni ishimizni qilaylik dedik. Bugun sizlar bilan ertangi bo'ladigan baroat kechasi haqida gaplashmoqchiman. Baroatning fazilati, ya'ni baroat kechasi bu Sha'bon oyining 14'dan 15'inchi o'tar kechasi hisoblanadi. Nisfu Sha'bon deydi, Sha'bon oyining o'rtasi. Bu kecha haqida juda ham fazilatlar haqida gaplar ko'p. Juda ko'p eshitgansizlar, hozir ham aytilyapti. Bu kechani baroat kechasi deyishligi, ya'ni qutulish, ozod bo'lish degan ma'nolarida Alloh taolo bu kuni juda ko'pchilikni do'zaxni azobidan qutqartiradigan, ozod qiladigan kun. Shuning uchun baroat deydi. Bu kun juda ham faizlik kun. Bu imkoniyat azizlar, duo qabul bo'ladigan imkoniyat. Shuning uchun bir nechta hadislar bor bu to'g'risida men Oyisha onamizni o'zlarini aytib bergan gaplari bilan boshlamoqchiman va mana shu hadisni bugungi suhbatimizning asosiy mavzusi qilib olmoqchiman. Oyisha onamiz aytib bergan ekanlar. Dakhala alayya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fa wada'a anhu tawbayhi thumma lam yastatimma an qama falabisahuma fa akhadatni ghayratun shadidatun. Oyisha onamiz aytibdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni uyimga kirib keldilar. Ya'ni payg'ambarimiz alayhi salom Oyisha onamiz oldilariga kirdilar. Kiyimlarini yechdilar deydida, keyin birdan yana tez kiyimlarini kiyib uydan chiqib ketdilar. Manda deyapti, bir rashk uyg'ondi, qattiq bir rashk uyg'ondi ki, meni uyimga kirib nega chiqib ketdilar deydida, boshqa kundoshlarimning uyiga bordilarmi keyin deb orqalaridan chiqdilar. Bilmadilar, orqalardan poylab bordim deyaptilar. Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasidan qayerda topganini aytayapti azizlar. Yarim tun. Ushini e'tiborga olishingizni xohlayman. Yarim tun orqasidan borsam dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Baqi qabristonida topdim. U zot o'sha joyda duo qilib turgan ekanlar. Alloh taolodan barcha mu'min va mu'minalarni shuhadolarni mag'firat qilishligini so'rab duo qilayotgan ekanlar. U holatni ko'rib xijolat bo'lib ketibdilar Oyisha onamiz. Aytadilarki, men shuni ko'rdimda orqalaridan turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarab, ota-onam sizga fido bo'lsin ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Siz Robbingizning ishi bilan mashg'ul ekansiz, men dunyo ishi bilan sizni orqangizdan kelib mana dedimda orqamga qaytib ketdim. Uyga borganimda xansirab qopman deydilar. Birdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib keldilarda menga qarab, "Ya Oyisha, bu qanday nafas olish?" dedilar. Hayron bo'lib, ya'ni qansirab turgan. Shunda men bo'lgan voqeani aytib berdim. Orqalardan borganimni va duo qilayotganimni ko'rib qaytib kelganimni aytib bergan edim. U zot menga qarab, "Ey Oyisha, Alloh va uni rasuli senga adolatsizlik qiladi deb qo'rqasanmi?" dedilar. "Bal atoni Jibroil alayhi salom, balki menga Jabroil alayhi salom keldilar." Faqola aytdiki, Jabroil menga kelib,
Hâzihi leyle leyletun nisf min Şaban. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bugün Şaban'ın yarımı, yani 14'ten 15'e kadar keçesine ait yaptı. Yarımı, nisf-i Şaban. Bugün Allah Hakk Azze ve Celle Kelp kabilesinin koyularını, cünlerini, adedece adamlarını dozadan azat kıladıkken kün dediler Cebrail aleyhisselam. Kelp kabilesi bugün ekerler o şu mahalde. O kabile en koyu köp kabile bugün. O şu hemen koyularını, üstündeki tüklerini, cünlerini bir sanapsa ne işte bosa, çünkü adamda her yeri beraat keçesinde dozadan azat kılarken Allah Ta'ala. Bunu Cebrail aleyhisselam kelimeyi aittiler deyip ait yaptılar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. O şu günü Allah Hakk Azze ve Celle şimdi muhum cahine ait mahçuman azizler. La yandurullahu fiha illa müşrikin ve la ila müşahin ve la ila kati arrahim. Bu günü Allah Hakk Azze ve Celle'nin hammege rahmeti düşüp günahları keçirilip dozadan azat kılınırken o lekin bir neşte taife kişi var diye yaptılar Peygamberimiz Aleyhisselam. La yandurullahu fiha ila müşrik. O şükünün müşrikke rahmet nazarı bilen karamaydı. Müşrik kim? Allah'a başkasını şerik kılgen. Hah o narsa bilen şerik kılsın. Hah o bir insan bilen. Ne ki bu ise ilahiyette Allah'a bir şerik kılın. Müşrik bugün adamı Allah Ta'ala karamasın. İkincisi ولا الى مشاحن خصومتچی آدمگه خصومتچی آدمگه هم الله تعالی شکرنی قرمه ایدیکن قرن نیچی مینلب آدم ده دعاسینه قبول قلیبتی دیکن مشرک ده خصومتچی یعنی بربرگه مومن مسلمان بولیب دشمنلی قلیب یروچه آدم ده گینلشیب دشمنلی قلیب یرگن آدم ده دعاسی قبول بومیدی او شکرنی اونگه الله تعالی قرمه ایدی و ولا الى قاطع الرحم قاطع الرحم گه هم قرمه ایدی دیبتیلر Yani karındaş uruğundan yüz ugr varken, karındaşçılıkta üzüp koyken adam diyem o şükünü duası kabul bulmaydı. Ve la ile musbilin ve kibir noktayı nazardan kimini yerge asıltırı bir uç. Yani bu Araplarda olsa ki o şu davırda şuna kahas bulgenekken ki kim o şu kibirli olsa köylegini yerge sütüratıp yürürken bu kibir alamet. Yani kibir ankılarken şunun için Bu yerden belenip durup ki yani mütekebbir adamdı. Ungeyem Allah Ta'ala karamaydı. Ve la ila aqini valideyhi. Ve ata anasıge ak bogen. Ata anasını narazı kılgen. Ata anasıge ak bogen adamge ham şükünü Allah Ta'ala karamaydı. Ve la ila mudmini khamri. Ve mukkasından arağ içişge verilgen arağ içişi adamgeyem şükünü Allah Ta'ala karamaydı. Mana şu gapni Peygamberimiz aittiler dediler. Sümme vada'an Hutaybe ki kendi kimlerini geçtiler de benden soradılar ki ya Ayşe ben namaz okusam mayli mi deyip soradılar. Ben ata anam sizge fida olsun mayli ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedim. O zat namaz okudular. Fekame fesecede leylen tabilen hatta zanentu annehu kubida. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz okup peşanelerini secdeye koyup şunaka uzak durdular ki Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhları kabız kılınıp bulmadım ve kimde guma kılındım dediler. Şuna kadar acıda uzak kıyanlık için Resulullah'ın ruhları kabız kılındı mı ki? Canları alındı mı ki? Korkup gittim. Ve barıp ayaklarını üşlegen edim. Uzatına ayakları kımırlıyordu. Ben özümge geldim dediler. Kursan buldum çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek şu halette durup dediler. Fesemi'tu yekulu fi sucud. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede durup Bana bu duada kılgenini eşittim dediler. Dualarını okup verirsiler ki. Eûzu bi'afike min ikabike ve eûzu bi rızâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke la uhsi thanaen aleyke ente kema etneyte ala nefsik deyip sacdede dua kılgenini kurdum. Felemme esbaha zekertuhunne lehu fekale ya Ayşe تعلمتهن فقلت نعم Ayşe anamız aytadılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duanı kılıp bugünlerden ki beni irtelep bu haberini isletken edim o zat ya Ayşe bu şu duanı yatlap aldın mı dediler ben hadi genedim onu özüngem yatlap al başkalarına hem örgü et menge onu
Cebrail aleyhisselam o'rgatdilar shuni sajdada shu duoni qilishlikda degan ekanlar. İnşallah bu duoni yozma tartibda ham biz iltimos qilamiz, yozib beradilar sizlarga, o'qib boriladi inshaalloh. Demak bu kun azizlar aynan biz uchun bugun muhim bo'lgan kecha ekan. Chunki hozir hammamiz Allohdan istig'for so'raydigan holatdamiz. Hojatimiz so'raydigan holatdamiz. Eng asosiysi bugün başımızda kelgan mana bu baloni ketkizishlikni bugün Allah'tan so'raydigan kundamiz. Ve ben aytmoqchi bo'lgan narsam bunu tayyorgarligi dedim başıda. Tayyorgarlik nima bilan bo'ladi? Mana hozir aytdimki bir nechta toifaga Alloh taolo qaramas ekan, ya'ni duosini qabul qilmas ekan. Bular birinchisi mana bu mushrik, ikkinchisi bu husumatchi. Bir-birimizga agar husumat qilib yurgan bo'lsak, ertaga Baroat kechasi duoimiz qabul bo'lib qolmasligi uchun bugun uzr ma'zur qilib olishimiz kerak. Ginalashib yurganlar, arzimagan narsalarga ginalashganlarimiz qancha. Ehtimol bizdan ham shunaqa bo'lgandir. Bugun bizni ko'rib turgandan foydalanib, men kimni ranjitgan bo'lsam, kimni qalbiga azor bergan bo'lsam, men uzr so'rayman. Nimaiki qilgan bo'lsak, bilmasdan bandalik bilan qilgandirmiz. Alloh bizni kechirsin. Va biz qalbiga azob berganlar bizni kechirsin. Shuningdek siz azizlar ham bir-birlaringizdan uzr ma'zur qiling. Ikkinchisi mana bu kibrlanib yurganlar. Mutakabbirlikdan ham tushib bugun bir tavozilikka o'tishimiz kerak. Ota-onasiga oq bo'lganlarni ham bugungi kunda duosi qabul bo'lmaydi debdilar. Men barcha bugun uylarda o'tirgan ota-onalardan iltimos qilardimki Farzandlaringiz erkalik qilib bir oz sizlarni ranjitgan bo'lsa, rozi bo'linglar. Ularni gunohlardan o'tinglar. Shu o'rinda farzandlar ham bugun ertaga baroat kirgunga qadar imkoniyatingiz bor ekan, ota-onangizdan uzr so'rab oling. Farzandlik qilib, beodoblik qilib qo'ygan bo'lsam, ertaga baroat kechasida men duosi qabul bo'lmaydigan, Allohning rahmat nazariga musharrab bo'lmaydigan bo'lib qolmay deb uzr ma'zur qilaylik. Ichuvchi odam bo'lsa ham to'xtatib, endi tavba qilib shu kunga tayyorlansin. Bugun azizlar, buni qattiq duo qiladigan kunimiz. Bunga tayyorlanishimiz kerak. Qachon baroat kechasi? Sha'bonning 14-dan 15-iga o'tar kechasi baroat kechasi bo'ladi. Demak, o'sha kuni tunda biz kechasi bilan tunaymiz, ertalabda esa ro'zasini tutamiz inshaalloh. Bu hozirgi kalendarimizda 7 apreldan 8 aprelga yoki 8dan 9ga 2 xil bo'lib qoldi, oy ko'rinishi har xil bo'lib qolganligi uchun. Lekin ko'pchilik buni hozir tortishmaslikka maslahat beraman. Bir xilgilar aytayapti, palon-palon yurtlarda aytaylik 7dan 8-chiga o'tar kechasi debdi. Palonchilar u debdi. Bizi O'zbekiston dini idoramizda taqvimida 8dan 9gacha o'tar kechasi deyilgan. Hozir tortishadigan holatda emasmiz. Men bitta narsani aytgan bo'lardim. Keling azizlar, Alloh taolo hamma gunohlarimizni kechirib, do'zadan ozod qilib, balolardan qutultiradigan kun ekan. 2 kunda ham ertaga 7dan 8ga o'tar kechasini ham 8dan 9ga aprelga o'tadigan kun tunini ham tunab qo'yaveraylik, chunki bugun bu muhim. Bugun mana bu balolarni ketkizishlik uchun ham, gunohlarimizdan qutulishlik uchun ham muhim. Baribir ham uyda o'tiribmiz, ko'pchilik bekor. Shuning uchun mana shu 2 kunini duo bilan o'tkazishlarini so'rab qolaman. Alloh taolo baroat kechasiga hammamiz musharraf qilsin. Ko'pchilik so'raydi, kechqurun nima qilay deb. Men aytardimki, bu yerda maqsad istig'for ko'proq aytish. Nima qilib bo'lsa ham, Qur'on o'qiysizmi, nafil namoz o'qiysizmi? Nima qilsangiz qilingki, shu kunni tunda, shu tunda duo bilan o'tkazing. Va kunduzini nafil roza tuting. Sog'ligingiz ko'tarmasa, roza tuta olmasiz mayli. Lekin imkoniyati borlar albatta nafil roza deb tutish kerak. Niyati ham nafil roza tutishni niyat qildim dedi. To o'sha bomdoddan shom vaqtigacha xuddi Ramazonda tutgandek bir kun roza tutib qo'yiladi. Men yana maslahat berardimki, biz o'sha 8-dan 9-chiga o'tar kechasi baroat kechasida va 7-dan 8-chi o'tar kechasi ham harakat qilamiz birgalashib duo qilishlikka. Ko'proq hech narsa bilmasangiz, hech bo'lmasa Qulhu Allohu Ahadni o'qinglar.
Çünkü ben bunu köp aytayotganim, köpçilikler soru yaptı, Kur'an bilmeydi, hareket kılsın, lakin bilmese, üç marta kulhu Allahu ahaddi okusa, bana şu Kur'an'da hatim kıyanı sevabını alır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam kulhu Allahu ahaddi, Kur'an'da üçten bir kısmı bilen beraber sevabı ege buladı. Yani hatim kıyandık buladı üç marta okusa. Ya ki babası istihbar aytin, ya ki kelime aytin, koyun ki neme kolumuzdan kese kılaylık. Muhumu tündü dua bilen ütküzeylik. Ana o şimdi inşallah bu faziletlerini topu bulamız. Ve sizler bilen rahat keçeste yani kuruşamız. Ve umid kılaman ki bir gelişip dua kılamız inşallah. Allah şu günümüzge insan amanı yetkisin. Rahat keçesinin faziletini topuştu Allah nasip kılsın.